x yerine 2 yazarsak arkadaşlar şimdi payda ne oluyor bakalım sıfır oluyor mu 16 eksi 8'den yok olmuyor direkt yazdım gördüğünüz gibi. Sonra üste yazıyorum orada ne olacak 2'nin kübü 8 eksi 8 çarpı 2 16 artı 8 16 eksi 16 0 bölü 8'den 0 oldu belirsizlik falan gelmedi c şıkkı. Önce yerine yazalım 60 derece sinüs 60 arkadaşlar. 2 kök 3 bölü 2'den kök 3 gelecek. Sonra tanjant x kök 3 eksi kök 3. Paydaya baktığımız zaman kotanjant 60 1 bölü kök 3'tür. 0 bölü 1 bölü kök 3'ten 0 oldu c şıkkı. Kök x artı 3 eksi kök 3 bölü x dediği zaman arkadaşlar durum şudur. Şimdi x yerine 0 yazınca kök 3 eksi kök 3 0 bölü 0'dan belirsizlik gelir. Ne yapmak gerekiyor peki bir düşünelim. Burada köklü olduğu zaman kökten kurtulmak için eşlenik alırız. Haliyle böyle çarparız. Gideriz sonra arkadaşlar aynı şekilde tabii ki gerçekte bu sayı olmadığından geri paydada da böleriz. Normal biz bunu biliyorsunuz kesirli sayılarda sadece kö paydadayken yapıyorduk ama limit sorularında payı da olsa fark etmez yine böyle yaparız. Böylece arkadaşlar kök x artı 3'ün karesi x artı 3 üç, kök 3'ün karesi eksi 3 bölü x bölü kök x artı 3 artı kök 3 oldu. Şimdi 3'ler gitti. Burada x'ler sadeleşti fark ettiyseniz. Çünkü 3'ler gidince yukarıda x çarpanı kaldı. Aşağıda da x çarpanı var böyle. Dolayısıyla 1 bölü kök x artı 3 artı kök 3 oldu. Şimdi yerine yazarsak x gördüğümüz yere 0 yazacağız. Kök 3 artı kök 3 bölü 1. 1 bölü 2 kök 3 kök 3 bölü 6 yapacaktır. A şıkkı. X eşittir 3 noktasında limitinin olması demek sol limitin sağ limite eşit olması demek. Süreklilikle karıştırmayın. Sol limit ve sağ limit yeterli arkadaşlar. Örnek bir bakın soruda şöyle fonksiyonun 3'teki değeri farklıdır ama limiti gördüğünüz gibi burasıdır. Bu yüzden o şeyi aldatmasın sizi 3'teki nokta. Sadece sol limite bakacağız. Eşittir 9 sağ limite bakacağız. 3 artı a a eşittir, 6 olmuş oldu, b şıkkı. x1 nokta böyle 0, 0, 0, 0, 1 gibi düşünseniz sonuçta birden büyük bir sayı ne olursa olsun 1 eksi x bu yüzden negatif olacaktır. Önce her zaman mutlak değer dışına çıkmasına bakıyoruz. 1 eksi x kare bölü x eksi 1 diye çıkar arkadaşlar. Yukarısı 1 eksi x çarpı 1 artı x bölü, aşağısı x eksi 1 olduğu için bunlar gider eksi 1 eksi x olur. Limit x 1'e sağdan yaklaşırken böylece eksi 1 bir, eksi 1'den cevabımız eksi 2 olur. A şıkkı. Hangi noktalarda limit var bakalım. Bir kere 2 noktasında arkadaşlar limit var. Buradaki limit sağdan da soldan da yaklaşsanız 3'e eşit. Dolayısıyla 2'deki limit 3. 3'te sağdan yaklaştığımızda ve soldan yaklaştığımızda bakın limitler farklı. Bu yüzden 3 noktasında limit yok. 4 noktasında zaten fonksiyon direkt sürekli herhangi bir kopma yok. Bu yüzden 4'teki limitte y değeri 1 arkadaşlar. Topladığımızda 4 olur aşık. Eksi 1'e sağdan yaklaştığımız zaman bakın eksi 1'in biraz sağı, eksi 1'den biraz büyük bir değerdir. Dibinden neredeyse giriyorum. Nereye yakınlaştık? Y değeri olarak eksi 4'e. Sonra x 1'e soldan yaklaşmak. 1'in hemen dibinden aslında tabi, bu kadar uzağa gitmemek lazım. Böyle olunca hani nasıl nereye gidiyoruz? Aslında şöyle bakın yaklaştıkça neyi görüyoruz? Aslında sıfıra doğru yaklaştığımızı y değeri olarak değil mi? Haliyle buradan da burası sıfır gelmiş oldu. Şimdi bir de 3'e sağ taraftan bu zaten yine y eşittir 3 oldu. Toplamları da böylece eksi 1 geldi b şıkkı. F g gx'e önce bir bakalım. X gördüğünüz yere eksi 1 yazarsak şimdi eksi 1 bölü 2 e, ee, burada da artı 1 arkadaşlar 1 bölü 2 yaptı. Şimdi ne yapacağız? Bu 1 bölü 2'yi gideceğiz. F'te yerine yazacağız. Bileşke fonksiyon çünkü. F1 bölü 2 eşittir. 2 çarpı 1 bölü 2 eksi 1'den 0 oldu. Paydaya da yazdığımız zaman payda da 0 oldu. 0 bölü 0 belirsizliği oldu. Demek ki benim burada bir şekilde bir sadeleştirme yapmam lazım arkadaşlar. Bundan dolayı f bileşke gx'i normal denklem versiyonuyla yazıyorum. Bunu gördükten sonra sadeleştirme yapmam gerektiğini anladım ya. x bölü 2 eksi 1 bölü x eksi 1. Şimdi buradan x eksi 2 bölü x eksi 1 diyorum. Payda eşitliyorum. x kare eksi x eksi 2 bölü x. Payı hallettik. Payda da, da x artı 1 var. Bunu da böyle yazalım. Böylece limit x eksi 1'e giderken Yukarısı bakın x eksi 2 çarpı x artı 1. Aşağısı x artı 1 çarpı x. x artı 1'ler gitti. Demek ki bu limit x eksi 1'e giderken x eksi 2 bölü x oldu. Şimdi eksi 1'i yazarsam eksi 3 pay. Pi. Payda da eksi 1 cevap 3 oldu. C şıkkı. Sıfıra sağdan yaklaşırken için o zaman bunu kullanacağız. Çünkü sıfıra eşit değillerdi onu yap diyor. Sıfıra sağdan yaklaştığınız zaman mutlak x dışarı x olarak çıkar. Sonra aşağıda da x var. Böylece bakın limit 1 geldi. Demek ki a 1'miş. Sıfıra soldan yaklaşırsak arkadaşlar yine aynı şey. Ama sıfıra soldan yaklaştığımızda eksi bir sayı olduğu için eksi x diye çıkar. Payda da arkadaşlar x var. Böylece eksi 1 olur. Dolayısıyla bu da b'ye eşit oldu. Farkları 1 eksi eksi 1'den 2 e şıkkı. Y bileşki f2 demiş. Önce f2 arkadaşlar. F için özel bir şart yok. Buna sonra geliriz. F2'ye baktığımız zaman x eşittir 2. Bakın içi dolu olan kısım burası. O zaman 0. Şimdi g'nin içine f2'yi yazacağımız için g0'ı bulmamız lazım. G0'ı soru bize ne olarak vermiş? Bu x0 ile 0'ı karıştırmayın. x0 arkadaşlar bir yerine yazdığın değer. Türkçesi o demek tamam mı? Yerine yazdığın değer. Yani bu 1 de olabilirdi. 2 de olabilirdi. Bir buçuk falan da olabilirdi. soruda da sıfır denk geldi sadece. Sakın şurayı o yüzden karıştırmayın. X yerine yazdığım değer burada sıfır. Eşittir f 0 artı limit x sıfıra sağdan yaklaşırken f x oldu arkadaşlar. F sıfırın kaç olduğunu biliyorum. İçi dolu olan kısma bak aman. Y eksenini kestiği yer eksi bir. Sonra arkadaşlar sıfıra sağdan yaklaştığımızda limit kaç? Yine eksi bir. Böylece buradan da eksi 2 geldi. A şıkkı oldu. Arkadaşlar x eşittir 2'de sürekli olmayan cevabımız direkt söylüyorum. Diğerlerinde zaten göreceksiniz. Hep sol limitler sağ limitler birbirine eşit olacak. Ancak aynı zamanda fonksiyon o noktadaki değerine de eşit olacak. Ama y eşittir x artı 1 ve x kare eksi 1'de sıkıntı ne biliyor musunuz? x büyüktür 2 için arkadaşlar şöyle bir x artı 1 doğrusu içi boş. Sonra y eşittir arkadaş x eşittir 2 için x kare eksi 1 küçük değerler için ee, şöyle bir parabol uyduruk yapıyorum. Önemsemeyin şu an. Burada bakın içi boş. Evet sol limit sağ limit birbirine eşit de içi boş olduğundan f2 ne olacak? Yok. Haliyle süreklilik neydi? Sol limit sağ limit eşittir. O noktadaki fonksiyonun değeri. Bu yüzden hata yok soruda sol ve sağ limitler yetmez. Fonksiyonun değeri boş kaldığı için süreksiz kaldı. Şimdi burada arkadaşlar bir kere p eksi x olması için şu x eksi p'yi şöyle yapacağım. x kare sin p eksi x hatırlayalım. Sinüs eksi x eksi sin x diye bak atıyorum dışarı. Eksi pi kare p eksi x. İçerideki eksiyi tabii sin'i unuttuk pardon. Sin p eksi x oldu. Şimdi burası da yine aynı şekilde arkadaşlar. X eksi pi'nin karesi demek. Pi eksi x'in karesi demektir. Neden? Matematikte eksi a kare eşittir. A kare olur. Şimdi limit x pi'ye giderken burada parantezi aldığımız zaman sin pi eksi x parantezinde x kare eksi pi kare aşağıya bakıyorum. Pi eksi x. Şimdi lütfen dikkat. Arkadaşlar biz limitte sinüs sorularında X sıfıra gitmesi gerekiyordu ama X burada Pi'ye gidiyor. O zaman kuralı uygulayamazsın. Kuralı uygulayabilmek için X eksi Pi veya Pi eksi fark etmez. Pi eksi X'e T diyeceğim ben. O zaman sen X'e Pi verdiğinde T kaç olur? Sıfır olur. Bak artık şunu yapacağım. İzleyin. Limit T sıfıra giderken Pi eksi X gördüğüm yere T yazacağım. Bak şimdi sin T bölü... T kare çünkü şurada pi eksi x'in karesi olacak. Sonra x eksi pi çarpı x artı pi. Ben pi eksi x'in t olduğunu biliyorum. O zaman x'i yalnız bırakırsam pi eksi t x'e eşit olur arkadaşlar. x gördüğüm yere pi eksi t yazarsam da limit t sıfıra giderken sin t bölü t. E, x gördüğüm yere pi eksi t yazacağım. Böylece orada x şurası t kareydi yine. Burası eksi t olacak. Burası da arkadaşlar pi eksi t yazarsak ee, ne geliyor? 2 pi eksi t geliyor. t'ler gitti. Limit t sıfıra giderken sin t bölü t oldu. Sonra burası da 2 pi eksi t yaptı. Artık yerine yazdığımız zaman bir de eksi 1 unutmayalım tabii. Sadeleştirince şuradaki eksi kaldı. Denklemin en başına koyalım. Sin t bölü t, t sıfıra giderken 1'dir. Önünde eksi var. T'ye 0 verdiğim zaman burası da 2 pi oldu. Eksi 2 pi a şıkkı geldi. Limit x sonsuza giderken bakın x sonsuza doğru yaklaştığında bu grafikte fark ettiyseniz 3'e yaklaşıyor. Hiç ulaşmıyor ama yaklaşıyor. Sonra x sıfıra gittiğinde fonksiyon zaten sıfır noktasında sürekli kopma yok. Direkt f0 eşittir aynı zamanda limite eşit. 3 eksi 2'den cevap 1 oldu. D şıkkı.